Yansan Yangın ve Güvenlik Sistemleri Futbol Saati'ni sunar. Kanal 42 ekranlarından mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Futbol saatiyle her hafta olduğu gibi karşınızdayız. Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta heyecanı devam ediyor diyebiliriz. Son maç sıralarda Fenerbahçe ile düşme hattındaki rakiplerimizden Antalyaspor arasında oynanıyor. Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor. Umarız da böyle devam eder. Hatta fark açılır çünkü Antalyaspor'a artık bir adım daha yakınız. Dün oynanan karşılaşmada Konyaspor Sergen Yalçın efekte devam etti ve gol yemeden 5. kazanarak da son 5 haftada 3. maçını geçirdi. Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etmeyi başardı Konyaspor. Hatırlayacaksanız yeni Malatya Spor maçından sonra dibe vurmuştu. Hatta 3-4 puanlık üst grupla bir fark da oluşmuştu. Ancak Sergen Yalçın'ın gelmesiyle birlikte Konyaspor başarılı grafiğini sürdürdü, çıkışını sürdürdü. Önemli galibiyetleri alarak da ilk kez haftalar sonra haftayı düşme hattının üzerinde tamamladı. Sezon başından beri sıkıntılı süreçleri konuşuyoruz. Hep dedik ki bir keyifli program yapalım. Son anda engel oldu. Farklı takımların sonuçları bizi mutsuz etti ama bugün inşallah mutsuz edecek hiçbir şey olmayacak. Keyifli de bir program yapacağız. Ayrıca bugün 23 Nisan Çocuk Bayramı. Bütün çocuklarımızın bayramını kutluyoruz. En çok da Konyasporlu çocukların bayramını kutluyoruz. Hemen maça geçmek istiyorum. Maçı kiminle değerlendireceğiz? Bu haftaki konuklarım aslında her hafta olduğu gibi Nalçacılar Taraftarlar Derneği basın sözcüsü Sayın İlker Kırnaz. İlker Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim. Bir diğer konuğum yine sık sık misafirimiz olan spor yazarı Yeşil Beyaz Konya Dergisi'nin değerli yazarı Uğur Buluş bizlerle birlikte. Uğur Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlker abi hemen senden başlamak istiyorum. Çok tarihi bir maçtı. Yine hani böyle tamam mı devam mı maçlarını oynamaya devam ediyoruz. Aslında durumumuz iyi olsa da bir mağlubiyet artık hani havlu atma noktasındaydı Konyaspor. İlk defa bu hafta onu açtık. Tarihi bir galibiyet olduğunu söyleyebiliriz. Neler söylemek istersin? Evet, Sergen Hoca geldiğinden beri aslında her hafta bir final. Her biri bir diğerinden daha önemli bir maç oynuyoruz. O 16, 17, 18 sıralamanın ateşin göbeğindeyken şimdi yavaş yavaş artık vedalaşmaya başladık. İnşallah oynayacağımız 4 maç var. Bu 4 maçta da Sergen Hoca'nın planladığı, aslında tüm taraftarlarımızın da kafada planladığı bir puan var. O puanı inşallah alarak bu işten kendimizi kurtaracağız diye tahmin ediyorum. Haftalar ilerledikçe Konyaspor futbolcuların da özgüveni, oyun kalitesi artıyor. Bu da sahaya olumlu yansıyor. İşte gol yemiyor takım 5 haftadır. İnanılmaz bir savunma performansı var maşallah diyelim. Bursa'da ve Karabük'te oynayacağı maçlardan sonra resim çok daha net belli olacak inşallah. İnşallah. Olumlu anlamda. Uğur abi, yani aslında biz tahmin ederek geldik bu noktalara. Hep kötü olacağı tahmini vardı ama Sergen Yalçın'ın gelişiyle birlikte de camiada bir iyi olacak algısı da anında onun ismiyle birlikte gelmişti ve haksız da çıkmadı camia. Taraftar o umudu boşa çıkmadı diyebiliriz. Ben hem Sergen Yalçın özelinde maçı da değerlendirmeni istiyorum. Ama hocadan bir başlayalım, hocanın payesini. Hocadan başlayalım. Hoca geçmiştiğim sezonlarda Kayserispor ve Sivasspor'da başarmış olduğunu başarmış olduklarından dolayı Konyaspor'a gelirken büyük bir özgüven verdi taraftara. Sergen Hoca ilk geldiği zaman Kayserispor maçına çıkarken biz 6 puan fark vardı. Kayserispor maçını oynamadan önce en yakın rakibimizle çok uzağındaydık. 5 haftadır her haftasını planlayarak, tek tek ölçerek bugüne kadar getirdi takımı. Bugün çok şükür ki düşme potasının üzerindeyiz. Çocuklar gibi şeyiniz, tüm cami olarak çok mutluyuz. İnşallah bundan sonra da devamı gelecek. İlker'in dediği gibi Karabük ve Bursa'dan bu işi bitireceğiz inşallah. Özellikle Bursa maçı belki de hani o 1-3-1-3'e alıştık ama direkt şu da olabilir. Belki bir Bursa galibiyeti bir anda her şeyi değiştirebilirdi yani. Kesinlikle evet. O bizim beklediğimiz Göztepe maçına atmayabilirdi olayı. Bu arada 3-1 oldu Fenerbahçe'de. Öyle mi? 3-1 oldu. Bu da biraz güzel daha bir haber. Çocuklar gibi şeniz dedik. Evet. bizim bir de misafirlerimiz var herhalde. Bugün 23 Nisan ve
Konyasporlu çocukları misafir edeceğiz programımızda. Onlar da hazırlanıyor. İstediğiniz zaman gönderebilirsiniz kardeşlerimizi. Gelebilirler. Bizle birlikte olabilirler. Makyajlarını yapıyorlar herhalde. Önemli tabii. Orası çok önemli. Hazır olmayabilirler. Sergen Hoca özelinde konuştuk ama hani bu kadar Türkiye Ligi tekrarların ligi mi yani işte Kayseri'de, Gaziantep'te ve aynı şekilde Konyaspor'da da o etki yaratıldı. Buna neye bağlıyoruz yani? Hani Sergen Hoca'nın bir şeyle mi? Sergen Hoca'nın var? Rahatlığı gittiği camialara siniyor. O bir. Birincisi artı çok iyi bir ekibi var. Yani analizcisinden kalecisine, kaleci antrenörüne, yardımcı antrenörüne kadar gerçekten çok iyi bir ekibi var. Her hafta maçları planlıyorlar, programlıyorlar, bir hedef şeyinde doğrultusunda devam ediyorlar. Ve de bu başarıyı getiriyor. Yani o vermiş olduğu özgüven camiye bir şekilde siniyor. Yani Sergen Hoca'nın geçmişteki Konyaspor oynamış olduğu oyuna sadık kalarak savunma güvenliğini ön plana tutuyor olması zaten bizim en önemli artımız oldu. İlker'in dediği gibi 5 haftadır gol yemiyoruz. Krizle mücadele etti hoca. Krizle mücadele etti. Çok zor zamanda geldi. Şerbetli biraz da konuda. Evet, kesinlikle. Evet. Bu arada misafirlerimiz de teşrif etti. İsterseniz buraya alalım gelsinler. Onları. Hadi gelin. Gelin. Hadi gelin bakalım buraya. Hadi gelin bakalım bu tarafa doğru gelin. Gelin. Gel. Hadi gelin bakalım. Hadi korkmayın. Şöyle gelin bu tarafa. Bu tarafa doğru gelin. Hadi gel sen oğlum. De. Gelin bakalım. Ela Anaş hoş geldin. Gel bakayım gel. Gelin bakalım. Gel, sen de gel. Hoş geldiniz. Ne kadar tatlı olmuşsunuz. Buraya biraz çiçek bahçesinde oldu. Şöyle yapalım. Vallahi biz koltuklara sen de gel. Sen de gel yanıma. O da görünsün. O biraz kısa. O da görünsün. Hoş geldiniz bakalım. Hocam sizi de alalım böyle isterseniz. Ben de gitmek istersen gelin istersen. Eyvallah. Çocuklar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız bakalım? İyiyiz. Süper. Bugün 23 Nisan değil mi? Evet. Bugün ne, önemi ne bugünü söyle bakalım bize. Atatürk bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı. Ve çocuk bayramı değil evet. mi? Sizlerin bayramı bugün. Evet. Aferin size ama mükemmel giyinmişsiniz hepiniz yeşil beyaz. İstersen Bertu senden başlayalım. Bertu sen hangi takımlısın bakayım? Konyaspor. Aferin sana. Peki Konyaspor'dan kimleri biliyorsun? Hadi say bize bakalım. Sokubiç, Hadi Siyavuş, Milosevic, Ömer Ali. Evet. Harikasın. Eto. Eto. Oo, senin bir tane ben videonu gördüm. Videonda Eto'nun golünden sonra çok seviniyordun. Çok tatlıydı videon değil mi? Sen de kendin de izledin mi onu? Peki senin adın ne bakayım? Ali. Aferin sana. Sen hangi takımlısın? Konyasporlu. Aferin sana. Peki sen hangi oyuncuları beğeniyorsun Konyaspor'da? Bilemedin mi? Hani bana söylemiştin bir kere Serkan mıydı? Hı hı. Peki niye Serkan'ı beğeniyorsun? Peki. Elif'e geçelim. Elif merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. İyi misin? Peki sen bize bir Konyaspor maçı söylemek ister misin? Konyaspor geliyor bak söyle hadi bize. Konyaspor geliyor bak. Bu sene şampiyon olacak. Hadi şimdi hep beraber bütün eller havaya. Harikasın. Hadi hep beraber siz de söyleyin bakayım. Hadi hep beraber söyleyelim. 1-2-3 Konyaspor geliyor bak. Bu sene şampiyon olacak. Hadi şimdi hep beraber bütün eller havaya. Harikasın. Hadi sen Konyasporlu musun peki? Evet. Peki en son maça gittin mi? Gitmedin mi? Ama izledim. İzledin mi? Beğendin mi Konyaspor'u peki? Evet. Konyaspor son dönemde biraz kötü gitmişti. Çok üzüldün mü? Biraz. Biraz. Peki. Merhaba. Evet, en küçük Konyaspor. Hadi utanma gel bize. Hasan Emir utandı. Elanas merhaba. Merhaba. Senin bir tane çok güzel bir marşın vardı. Farklı bir marştı. Nasıldı o? Biliyor musun sen onu? Bir söyle bize hadi. Hangi Konyaspor marşları biliyorsun sen?
Evet, şu an söylemek istiyor. Hadi şeyi söyle bir daha bize. Konyaspor geliyor bakı söyle bir daha bize. Konyaspor geliyor bak. Bütün evet şampiyon olacak. Haydi şimdi hep beraber bütün eller havaya. Harikasın sen. Aferin sana. Bravo. Ve adamım hoş geldin. Hoş bulduk. Senin bir futbol dahisi olduğunu söylüyorlar, doğru mu? Doğru. Aferin sana ya. Aferin. Bayılıyorum sana. Sen çok güzel de maç anlatıyormuşsun. Bize bir Konyaspor golü anlatsana. Son golü anlat. Son golüm. Canın istediğin gibi. Adis Yavuş'ta bir boş kale gol attı. He. Sonra da Atkı'yı da hızlı çevirmeye başladı gol olduktan sonra. Evet. Müthişsin. Her maça gidiyor musun sen? Hı. Aferin nerede sana. Nerede izliyoruz maçı oğlum? Kuzey Alt. Öyle mi? Naltacılılardan mısın evet. Sen? Hı hı. Aferin sana. Peki. Kardeşine geçelim mi? Hı. Peki. Merhaba canım. Merhaba. Ben sizi karıştırıyorum. Adını söyleyebilir misin bana? Merve Ada. Merve Ada. Harikasın. Peki Ada, en son Sivasspor maçının sonucunu sen mi bildin, Ceydan bildi? 5-0 sen mi bilmiştin? 5-0 tahminleri bildi o. Aferin sana. Sen böyle tahminler mi yapıyorsun? Kasımpaşa maçında yapmış mıydın tahmin? Yapmıştım. O tuttu mu peki? O tutmadı mı? Kaç demiştin sen? 1-0 demiştim. 2-0 mu bildin? Ama çok az kalmış. Bursa maçı kaç biter peki sence? Haydi bakalım. Söyle. Düşün. 2-0. Evet, 1-0 geldi. Kaç bir daha söyle bize. 1-0. Kim? Ali Galip, sen tahminin var mı? Yok, peki. Sence kaç biter? Bursa Spor, Konya Spor. Kaç biter? 1. 1-0 mı? Aferin. Sence? Bence 3-0. 3-0, harikasın. Konya Spor 0.5 üst. Harikasın yani. Buradan da bahis sektörüne çok da uzak olmadığımız bilgisi ortaya çıkıyor. Adaya devam edin. Adı. Adacığım merhaba tekrar. Merhaba. Senin söyle hadi. Sen spor söyle. En sevdiğim golcüler. Golcüleri söyle. Serkan, Ezo, Monika, Fofana. Fofana. Süpersin. Canım hoş geldin. Senin adın ne? Mustafa Yiğit. Mustafa Yiğit. Çok klas bir ismin var. Karizma bir ismin var ya. Peki sence Bursa Spor maçı kaç biter? 3-0. 3-0. Müthişsin. Müthişsin. Peki sen gittin mi Kasımpaşa maçına? Gittim. Gitti. Her maça gidiyor musun sen? Babam sağ kaldığında getirmiyor. Öyle mi? Soğuk olduğunda götürmüyor. Ama havalar güzel olduğunda hep geliyorsun değil mi? Peki aferin. Ceyda. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Senin bir tahminin var mı Bursa Spor maçı ile ilgili? Var. Kaç biter sence? 2-0. Harikasın ya. Hepiniz yeneceğini mi düşünüyorsunuz Konya Spor'u? Evet. Evet. Aferin size. Aferin. Ama hariç. Olsa 4-0 olur. 4-0 biter. Sen artırdın. Biraz önce 1-0'dan 4-0'a gittik. Doğru mu? Artık daha güveniyor muyuz takıma? Peki Elif, sen niye Konya Sporlusun? Renkleri mi güzel? Hı hı. Aferin sana. Ay galip sen niye Konya Sporlusun? Bilmiyor musun? Bence renkleri güzel değil mi? Hı hı. Bir de çok mu kazanıyor Konya Spor? Aferin size. Hocam sizden de alalım değerlendirmemizi. Bugün anlam ve önemine de binaen. Bütün çocuklarımızın, dünya çocuklarının, Türkiye'mizin, ulusumuzun, bütün çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tek tek kutluyoruz, yanaklarından öpüyoruz. Bütün Konya'daki çocuklarımızı Konya Spor maçlarına bekliyoruz. Katılımların daha fazla olmasını istiyoruz. Çocuklarımıza Konya Spor sevgisini aşılamamızı rica ediyoruz. Teşekkür ediyoruz bizi konuk ettiğiniz için. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Sağ olun. Hadi bakalım. Biz de uğurlayalım artık. Hadi bakalım. Sonra. Tamam. Hadi bir daha Konya Spor geliyor bakalım. Hadi hep beraber. Aferin size. Hadi bir yandan da şöyle. Evet, öğretmeninizi takip edin hadi. Hadi beni takip edin. Yavaş. Koşmayın. Yavaş. Haydi gelin bakalım.
Evet. İnşallah yeni nesil bu şekilde heyecan dolu ve Konya sporlu olmaya devam eder. Yani Konya'da yaşıyorsak çocuklarımızı Konya sporlu yapmak bizim bir görevimiz. Vatandaşlık görevi mi diyelim artık? Konya sporluluk görevimiz. Aynen. Belki bizden önceki nesiller, bizim neslimiz Konya spor ne diyelim doğru propagandasına maruz kalmadı. Hep İstanbul hegemonyasının propagandasına maruz kaldı. Evlerimizdeydi onlar. Televizyonlardaydı. Doğru mu? Sokaktaydı. Her yerde onlar vardı. Ama Konya sporunun gönüllülüğü son dönemde çok fazla arttı. Çocuklarımızın artık bu tür bir bahanesi yok. Konya sporla onları tanıştırmak zorundayız. İşte müthiş bir stadyumumuz var. Eskisi gibi çok büyük ulaşım problemleri yok. Aynen öyle. İnşallah bu akım devam eder. İnşallah. Yani bu skorlara bağlı olmamalı. Evet. Konya Spor üçüncülüğe giderken 40 bin seyirciye oynayıp düşme hattındayken farklı olmamalı. Biz şehir kültürünü artık oturtmamız lazım. Spor kültürünü oturtmamız lazım. Konya Spor düşmeme mücadelesi verirken de, şampiyonluk mücadelesi verirken ki inşallah o günlerde göreceğiz. Aynı heyecan, coşku ve sayıya ulaşabilmeliyiz. Tekrar maça dönelim isterseniz. Maçın önüne, bir adım önüne gitmek istiyorum. Sen gerçi bütün maçlara artık zor, korkuyorum, tehdit diyerek bakıyorsun. Doğal olan bu. Evet. Ama Kasımpaşa'nın sanki bize özel bir tehdit tarafı vardı. Niye? Çok ön tarafı çok iyi oyunculardan kuruldu. Bu en basit futbol şeyi diyelim, tespit. Ama onun haricinde o bekleyen, rakibe göre konum alabilen, kaptığı toplarla da çok hızlı çıkabilen bir takım güveti vardı. Önemli de oyuncuları vardı. Özellikle kanat oyuncuları. 2-3 defa pozisyonlarda bunun etkisini de gördük. Maç önü kafanda ne vardı? Maçta ne oldu? Aşağı yukarı tuttu mu diyelim. Valla söylemiş olduğun gibi hücum hattında atletik oyuncuları çok fazla. Hani bir de bizim sağ bek pozisyonda yaşadığımız hem Skubic'in cezalı olması hem Ömer Ali'nin de idmanda sakatlanmış olması, açıkçası o kanatta Trezeguet'in de oynuyor olması sebebiyle beni soru işaretlerinin içerisinde bıraktı yani. Orada. Bir de üstüne üstlük maçta sol bek sorunumuz oldu. Aynen, bir de maçın içerisinde oldu. Evet. Bir oradan da aslında defoyla devam ettik oyuna. Ki iki bekimiz bizim sıkıntı yaşadığı zaman rakip kanatları çok daha net olarak oyuna girebilirlerdi. Gol erken geldi. Ben orada ona çok önem veriyorum. Yani golün erken gelmesi rakibi biraz daha hesapsız hücum etmeye itti. Biz eğer 30'larda 40'larda bulduğumuz pozisyonları atabilmiş olsaydık ilk yarıda biraz daha rahat bir maç izleyebilirdik. İkinci yarı gerek işte takımın içinde bulunduğu durum, hani 1-0'ı koruma içgüdüsü, gerek psikolojik tabii faktörler var. Gol yersem çıkartamaz mıyım endişesi. Biraz bir 30 dakika kadar, yaklaşık 20-30 dakika kadar bizi savunmada tutmak zorunda bıraktı. Ama özellikle Yahoviç'in oyuna girmesinden sonra çok daha önde oynayabilen, daha güçlü bir takım görmeye başladık sahada. Ve ikinci golde zaten Yahoviç'in ayağıyla geldi. Evet. Rahat bir son 10 dakika geçirdik işin açığı. Abi Moke'yi söyledin. Moke tercihini nasıl karşıladın? Moke tercihi mantıklı bir tercihti. Yani hoca yok, onu da tebrik ediyorum. Çünkü hiç olmazsa defansı bozmamak adına Moke'yi oynatabileceği mevkiler iki taneydi. Ya defans oynatabilirdi ya ön libero'da. Yani geçtiğimiz 4 maçta çok başarılı olmuş bir defans hattı varken, Johnson ve Mehdi de son 2 hafta iyi verim vermişken Moke'nin oradaki atletikliğinden faydalanmayı düşündü ki bence Moke de sırıtmadı. Gayet kazanan de güzel oynadı. Bozulmaz. Mantığı tabii doğru bir mantık. Yoksa sizin de söylediğiniz gibi ya stoper oynayacaktı, Altuğ'dan eski dönemlerde olduğu gibi sağ bek oynayacaktı ya da çok orta daha iyi oynadı, orta sahada oynayacaktı ama Johnson'ın performansı Antalya'da olduğu gibi bu maçta çok iyiydi. Yani onu 7'ye çekmek de aslında haksızlık olurdu. Yani maç boyunca da çok sırıtmadı. Zaman zaman yerini yadırgadığı pas hataları falan yaptı ama defansif olarak çok şey vermedi. İkinci yarının bazı bölümleri hariç biraz yalnız kaldı. Destek alamadığı zamanlar oldu savunma anlamında. Genel olarak çok iyiydi. Bizim zaten en büyük sıkıntımız, biz benzer sıkıntılar hep yaşadık. Yani mesela ön liberomuzun birisi cezalıyken diğeri sakatlandı aynı hafta içerisinde. Bu hafta da aynısı oldu. Sağ bekimiz cezalıyken diğer sağ bek alternatifimiz sakatlandı. Abi onları sormuyorum. Niye biliyor musun? Yani İstanbul takımlarında olduğunda bir oyuncunun eksikliği bir hafta konuşuluyor. Biliyorsun biz o kadar böyle alıştık ki. Alıştık yani, gerçekten yani. Şerbetlendik bu konuda. Hani,
en başından beri şerbetlendik mi derler yani. Çıkar birisi oynar diyoruz artık yani, o hale geldik. İsim konuşmuyoruz. İsim konuşmuyoruz. Bu takımın en istikrarlı oyuncularından biri. Bir de gol yükünü, ilginç bir şekilde gol yükünü çeken oyuncu. Ama hani konuştuk mu konuşmadık. Hafta boyunca tereddüt var mıydı? Yoktu. Yoktu, çünkü yoktu. O kafadan silindi. Gol yükünü artık senin hücum organizasyonlarına da temel taşlarından birisi. Yani kimsenin aklına gelmedi biz nasıl gol atarız diye. Bir şekilde atarız güveni vardı zaten takımda. Demek ki bu bir şey de gösteriyor. Bizim kadromuz aslında çok güzel bir kadro. Geniş bir kadro. Derinliği olan bir kadro. Keşke sezon başı bir kadro kurulmuş olsaydı. Doğru yapılanmayla çok başka hedefleri konuşuyor olabilirdik. Onları zamanı gelince konuşacağız ama. Bizim hiç konuşmadığımız oyuncular var. Yatavari diye bir oyuncu. Göremedik. Hiç dakika kalmadı doğru düzgün. Haftalardır oynamayan Vedat gibi bir cevherimiz Vedat, var. Vedat, Musa oturuyor. Orkan Çınar'ı Amir, kulübede oturtma lüksümüz var. Amir gibi bir yetkinimiz var. Amir gibi bir evet, oyuncudan bu sene hiç yararlanamadık. Bunların hepsi seneye transfer olarak gelecek belki de bize. Yani öyle de bakmak lazım. Bu da şöyle bir artık şey. Yani bu kadar fazla. Sözünüzü geçtim Filipović ve şey yani. Traore. Traore yani çok önemli oyuncular. Bütün sezon yararlanamamışsın. Yani çok kilit oyuncuları bir şekilde yerini doldurduk. Alternatifini evet. Bulduk yani. Gerçekten Konyaspor'un kadro başarısıdır. Bu önemli. Yani bu süreçten aslında düşen takım hikayesidir bunlar. Doğru mu? Yani hani yıllardır karşılaştığımız o düşen takımlarda bir hikaye vardır. İşte yönetim krizleri, teknik direktör talihsizlikler. Krizi, önemli talihsizlikler. Aslında o hikayeyi biz yazdık. Düşme hikayemizi yazdık ama işte bu kadro derinliği, çok ağır sakatlıkları ve eksikleri tolere edebildiğimiz ve Sergen Yalçın hamlesiyle de birlikte inşallah kalırsak bu hikayeyi, bu kısır döngüyü bu şekilde kırmış olacağız diye düşünüyorum. İnşallah. Hani burada zaten yaşanan ciddi talihsizlikler var bu sene. Her anlamda yani aynı şeyleri söyleyip durmaya gerek yok. Sezon bittiği zaman şöyle dönüp bir son 7-8 aya baktığımız zaman sanki 3 senelik yorulduk hepimiz. Gerçekten yorulduk. Yani yaşamadık yani hikaye kalmadı. Yani söylemek de lazım. Unutuyoruz ama. Unutuyoruz. O kadar çok unutuyoruz ki yani. Bir yönetim ne kadar hata yapabilir üst üste? Yaptı. Evet. Kaç defa kriz oluşabilir bizimle alakalı? Emin ol sadece oluştu, öyle değil mi? Hatalarıyla kalsak bile bu kadar olmazdık diye tahmin ediyorum. Ya üstüne bir sürü şanssızlık. Ama şunu söyleyeyim, başka bir camia olsun sadece yönetimin yaptıklarıyla düşer. Düşerdi. Ekstrasına evet. Artı şunu da unutmayalım yani. Tüm futbol camiasında kamuoyuna da genel olarak bir karşıtlık vardı Konyaspor'a karşı. Yani bunun sebepleri hakkında ayrıca bir program yapılabilir ama mutlaka konuşacağız. Sonuna doğru biraz relax. Burada da yani çok büyük sıkıntılar çektik. Her gittiğimiz deplasmanlarda büyük sıkıntılar yaşadık. Saha içi hakem kararlarından, saha dışı medya baskısından sosyopolitik olaylar. Sosyopolitik çok ağır baskılar yaşadık. Siyasi karşıtlık var. Toplumlarda, toplumsal doku olarak insanlarda gidiyorsunuz. İzmir'e gitseniz de problem. Atıyorum Bursa'ya gitseniz de, İstanbul'a gitseniz de problem. Bu var. Federasyonda var. Bunu hissediyoruz. Cezalarda evet. Hissediyorsun. PFDK kararlarında hissediyorsun. Tahkim kararlarında hissediyorsun. Medyada var. Sürekli bir defans diyorsun. Ha bunu hak ettik, hak etmedik. Onları tartışırız ama bu kadar çok. Çok yüklenildi. Evet, çok fazla yüklenildi. Çarşamba günü yani. Cezayı göreceğiz. Son oynanan Türkiye Kupası yarı finalindeki olaylardan sonra sevk edildiler. Çarşamba belli olacak muhtemelen. Bakalım orantılı bir şey çıkacak mı? Çok merakla bekliyorum bakalım ne çıkacak. Bir hukuki yorum okumuştum. Espriydi, kimse beklemiyor da. Şöyle dendi. İşte Konyaspor'un fiil aşamasına geçmediği için yani ne oldu? Bıçak sahaya atıldı ama bir direkt birine bir müdahale yok, bir şey yok. 5 maç ceza aldı. Fenerbahçe'nin cezasının veya diğer takımda varsa tahrik onun da cezasının Konyaspor'dan daha fazla. Çünkü fiile dökülmüş bir doktor müdahale var. Doktor raporuyla yani ispatlanmış bir olay var. Bir müdahale edilmiş bir oyuncuya, bir hocaya bir müdahale var. En az 8 maç olması gerekiyor gibi ama aslında espri amaçlı. Bunu yapmayacaklarını bildiği için onun altını çizmek lazım. Hani bir hukukçunun yorumuydu bu. Yapacaklar mı? İmkansız. Bir haftadır zaten medya yumuşatmaya çalışıyor. Yani neredeyse yok edecekler. Bence de evet. En basit. Şey. Cezasız geçirecekler gibi geliyor bana. Senin sahaya indiğinde, sen bugün çok güzel bir fotoğraf paylaşmışsın. Manchester City şampiyonluğu kutluyor. Bütün sahanın içinde kutluyor. Biz bunu yaptık. Tamam, bir kişi de çıktı. Bu artı olarak yani sahaya indik sevinmek için. Artı olarak da biri de bıçak atıldı. Bir kişinin yaptığı müferit diyorlar ya şimdi, müferit edebiyatı yapılıyor. O hı. Gün olayı köpürten medya bugün kumpas. 40 kişinin de Fenerbahçeli olmadığını iddia ediyor. Aynen. Aynen öyle. Yani bugün yarın onun muhtemelen bir ilgili kişiler tespit edilecek. En ağır müeyyideler uygulanacak diyorlar. İlgili kişiler Samsun'da niye tespit edildi? Bir kişiydi oysa bulamadınız mı? Cezayı. Tespit ettiler. Öyle değil mi? Alındı çocuk. Tabii, alındı. Tamam, ceza verdin ona 5 maç neyin nesiydi? İşte. Kural orada ayrı, burada ayrı. Hani sezon başı dedik o zaman, hatırlıyorum ben yorumları. Yani sezon başı işi sıkı tutacaklar demek ki bu sene. Bizi
örnek teşkil etsin diye böyle bir ceza verdiler diye düşündük. Galatasaray Fenerbahçe maçında hakemin kafasına su şişesi atıldı. 4-8 blok mu ne kapandı? 8 blok. Daha çok taze Antalyaspor maçının ilk yarısında toplu halde küfür ediliyordu. Beşiktaş'ın teknik direktörüne. Blokları kapatıyorlar küfürden. Yani ceza görmeyeceğinin tecavüzde rahatlığı var tribünlerde. Öyle de bir şımarıklık var yani, affedersiniz. Evet. İşte o gelmezse başkası değil. Medyada da var, federasyonda da var, siyasette de var. Yani Anadolu'da olunca hemen her şey zincirler boşalıveriyor. Deniyor ki futbol terörü. Herkes çok futbol dürüst, herkes çok prensipli bir anda. Bunu evet. İşte o paylaşımın altına gelen yorumların birkaçını söyleyeyim. Onlar İngiltere'de yaşıyorlar. İngiltere halkı, taraftarı sahaya inince bir şey olmazmış, Türk inince bir şey olurmuş. Şimdi İngiliz ayrı iniyor, Türk ayrı mı iniyor? Hukuk yere mekana göre değişiyor. Bir, insana iki, göre mi değişiyor? En yani büyük olaylar İngiltere'de olmadı mı? Margaret Thatcher bunun adamları 5 sene yasaklamadı mı Avrupa kupalarından? Hooliganizm kavramının ana vatanıdır. Orasıdır tabii ki yani. İngiltere. Şimdi İngiltere'yi yani İngiliz vatandaşı medenidir. Topçuya gidip sarkmaz. Sanki biz o gün sahaya indikten sonra futbolculara bir darp eylemimiz olmuş gibi. Olmuş olsa neler ne olurdu yani acaba? Öyle bir niyetle inilmedi çok belli. Beşiktaş'ta oyuncular sahadan çıkmamışlar diyorsunuz. Bir ya, kişinin burnu kanamadı. Zaten öyle bir niyet yoktu. Sandalyeyi atanlar onlardı. Evet, Moke'ye sandalye atan Beşiktaş tribünlerinden geldi. Bir fotoğraf geziyordu o dönem. Yani Pepe ile, yanlış hatırlamıyorsam, Pepe ile bir Konyasporlu taraftarın isteği var. Evet. Fotoğraf çekilme isteği var. O bölümü fulllaştırıp elinde bıçak var. Yani telefon var. Yani evet, telefonu evet. Tutarsınız telefonu ya tutarken böyle. Bıçağı... Telefonu bıçak var algısı yaratılmaya çalıştı. Niye? Yani o dönem böyle bir furya, futbol terörü, 3 tane bakanlık bir araya geldi ya. Yani Birleşmiş aynen. Milletler'e gidiyordu olay. Aynen. Ama şimdi kumpas var. Başka yere çekildi olay. Hiçbir yani. Şey olmadı. Yani üzülüyorum. Yani şunu tamam hadi bize de yapın. Yani madem bir yapılmış bir hata, kumpas var deyin geçin. Orada bir de stadyum güvenliği bizde değildi. Burada birebir Fenerbahçe'nin değil mi? Tabii. Aynen öyle. Doğru. Şimdi yumuşatmaya çalışıyorlar. Zamanında derbiler oynanmış da yarıda kalmamış da o kadar. Yani kaldı ama. Kural bunu söylüyor. İşte böyle yaparsan Yunus'cum, tribünlerde 4000 kişiye ortalama oynadığın zaman kızmayacaksın. Aynen İnsanlar öyle. Bu tiyatrodan bıktılar. Bu parodiden bıktılar. Ben de bıktım. Ha biz abi konuşmaktan bıkmadık mı ya? Şunları ya, sürekli söylüyor. Yani örnek isteniyorsa zaten 3 sezon önce Beşiktaş Galatasaray maçında seyirciler sahaya girip fiziki saldırıda bulundu. Sandalyelerle, bilmemelerle. Aldıkları ceza kaç? Aldıkları ceza kaç? 4 maç. Ya Türkiye'de sahaya inildi. Hatırlıyor musunuz? Kasımpaşa Beşiktaş maçındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Adamın biri sahaya indi. Futbolcuya saldırdı. Yerde yatan Kasımpaşa futbolcuya. Kasımpaşa Beşiktaş maçıydı evet. Saldırdı. Sahaya top atıldı. Hatırlamıyorum ama aynı maç mı? Şöyle oldu ya. Gittik gazeteciler o adamla röportaj yaptılar yani. Konuşturdular yani. Bunlar futbol teröristi olmadı. Yani İstanbul'da olunca, Kasımpaşa bile olunca bakın. Futbol teröristi olmadı ama Konyaspor'u bir anda yani buradan şunu da söylemek istiyorum. Hiçbir zaman karışmasın siyaset, eyvallah. Spora müdahale etmesin. Ama müdahale edilecek yerde çok güzel ediliyor. İstanbul takımları kurtarılıyor. Vergi afları, sponsorluk hediyeleri sürekli İstanbul'a tabii. akıyor. Ama yıllardır beklenen spor yasası bir türlü çıkmıyor ama maalesef. Mesela aynen. kendi üzerine düşen vazifeler arasında. Neyse bunlar yani gerçekten bu sezon çok büyük şeyler yaşadık. Bize çok büyük dersler oldu. Geçmişe dönüp baktığımız zaman bunları hep hatırlayacağız. Evet. Bunlardan ders alacağız ama bu sezonu unutmayacağız gerçekten. Ligde de kalsak, düşsek de unutmasın. Yani unutmasın. Hayır. Yani bize gaflet şey yok. Zayıf düşme şansımız, bizim bir anlık sendeleme şansımız yok. Anadolu takımısın. Senin ilk fırsatta boğarlar. Yani bunun fırsat şeyini evet. örneğini gördük. Aynen öyle abi. Yani eğer onların çıkarlarına dokunmayacak kadar başarılıysa 2015-2016 sezonudur. Örnek veriyorum. Evet. Överler. Milli tribünleriyle bir şenlik olursun ancak. Müthiş ama birazcık dokunmaya başladın. Yani onun işte Beşiktaş'ın elinden kupayı aldın mı artık nefret objesisin yani. Başakşehir'de hiç böyle tepki olmadı. Aynen ki bence Türkiye Kupası orada da sahaya girmiştik. Daha, sahaya girmiştik. 100 kat daha önemlidir. Süper Kupa dediğiniz bir tenek yapacağız. Çok net söylüyorum. En baştan beri söylüyorum. Süper Kupa'nın takımlara ne bir mali artısı var ne bir kurumsal anlamda getirisi var. Ne bir Avrupa'ya gönderiyor bir şey yapıyor ama Türkiye Kupası'nda direkt gruplara gittin.
o maçta Başakşehir yendiğimizde niye bu yaygara kopmadı? O zaman çok herkes... güzel görüntü diye paylaştılar sosyal medyada. En çok paylaşılan görüntü oldu. Hak ettiler. O yüksekten stadyumun tepeden bir görüntüsü vardı. Drone ile çekilmiş, hatırlıyor musun? Sağ içerisinde Konya Spor taraftarı ve müthiş görüntü diye verildi. Yani algılarla işine geldikleri gibi oynuyorlar. Ben o gün Süper Kupa'ya gitmedim, ben buradaydım. Maç bitti. Bakın, görev icabı haber yapmak zorundayız. Bazı haberlerle uğraşıyoruz, önemli noktalarla. Yarım saat içerisinde ben bir tweet attım. Dedim ki başkaları yapınca bizde çok sakat var. Konya Spor yapınca ooo gibi bir tweet attım. Gayet refleksim doğal. Doğal refleksim. Yarım saat içerisinde hiç sosyal medyaya bakmadım. Yarım saat içerisinde bir döndüm. Biz bile ikna olmuşuz. Futbol teröristi olduğumuza biz bile ikna olmuşuz. Öyle girildi ki. Öyle girildi ki anında... Hani bütün medya kuruluşları, bütün siyasiler sanki çok büyük bir kan gövdeye götürdü sanki şey. İşte o gün ben de hep diyorum ya, otobüsün koltuğuna oturdum, dönüş yolculuğuna başlayacağız. Ne kadar geçmiştir? Yarım saat bilemediniz, bir saat. Hani kupa töreni falan filan. Yöneticilerle görüştüm, onlar bile ikna olmuştu. Ve Fenerbahçe Beşiktaş maçı bitti. Ben nereden ne çıkacak algı bekliyorum. Şimdi değişecek ya algı. Bir anda, yani isim vermek istemiyorum, gazeteciler... Yöneticiler, her kesimden adamlar aynı söylemi çat diye girdi. Ezberlenmiş gibi ya. Yani böyle bir şey olamaz. Maç aynı anda aynı söylem. Fener seyircisi bunu niye yaparmış? Provokasyon, operasyon. Maç 1-0'ken bu niye yapılırmış? Bu mantıklı değilmiş. Mantıklı değilmiş. Sanki daha önce hiç görmedik de korner atan oyuncuya yabancı madde skora bağlantılı atıldım. Mı yapılıyor bu işler? Yani neyse, bunları geçelim ya. Süreç... Hatta 1-0 değil, 10 kişiydi diye. Hani Fener 0-0'da oynayan maçta 10 kişi. 1-0 değil. 10 kişiyken niye bunu yapsın? Bu balonda kesin bir şey var. Hani alttan algı operasyonu, bunu yayıncı kuruluş 10. dakika ifade etti. Siz 10 dakikada bunun operasyon olduğunu nasıl anladınız? Nasıl bir soruşturma ağınız var? Sen yazmıştın işte, dedin ya hani anlayamıyorum. Neyini anlamıyorsun yani? Ne, anlamayacak ne var bunda? Gayet evet. Körüklediğin, nefret tohumları ektiğin tarladan öfke biçiyorsun işte yani. Bunun başka bir açıklaması var mı? Ben bir radyoda duymuştum. Bir spor hukukçusu gözaltına alınan 38 taraftarın tamamının Fenerbahçeli'nin kombineli taraftarı olduğunu söylemişti. Ben bunu yazılı medyada haber okuyamıyorum. Gizleniyor. Abi, şimdi taraftar refleksidir. İlk maç. Atabilir eyvallah. Beşiktaş Fenerbahçe. İlk defa rastlamadığımız olaylar değil tabii ki. Maç oldu. Orada taraftar dedi ki biz bunun öcünü alacağız. Klasik. Yanlış ama böyledir yani. Evet. Kupada giderse gitsin. Ama biz orada o öcü alacağız mantığıyla gelen en az 30 bin taraftar vardır o gün statta. Yani Fenerbahçe'de Galatasaray'la Beşiktaş'la diye ayırmaya gerek yok. Tabii canım biz mevzu takımlar üzerinden konuşmuyoruz. Biz olayları konuşuyoruz. Beşiktaş yani. Demiş de araya sızmış da bilmem neymiş de. Benzer olaylar her statta yaşanıyor. Aynen. Fenerbahçe taraftarının %80'inin 70'inin algısı buydu. Biz bu gerekirse buradan elenelim ama ilk maçta yapılanların karşılığını verelim. Çünkü dediği gibi nefret tohumları ekiyoruz hep. Ekiyoruz. Bu karşılığında da bunu mahsul olarak kaldıracağız. Her maçı çünkü dünyanın en büyük olayıymış gibi köpürterek ortamı genelinde aynen öyle oluyor. Abi. Eğer defolarınızı örtmek istiyorsanız, zavallılığınız ortaya çıkmasını istiyorsanız korku ve nefret üreteceksiniz. Bugün Türk futbolunun bu hale gelmesinin temel sebebi bu. Aslında kulüplerimiz çok kötü yönetiliyor. Rezalet yönetiliyor. Milli anlamda servetler dökülüyor. Çarçur ediliyor. Bu ülkenin kaynakları, bu insanların kaynakları ceplerinden alınıyor. Haybeye harcanıyor. Zavallı adamların, saçma sapan adamların yönetimine veriliyor bu paralar, bu sermaye. Devlet her seferinde affediyor. Peki bunun, bu rezaleti nasıl örteceksiniz? Yerel düşmanlıklar yaratacaksınız. Başka bir çareniz yok. Yapmak zor. Yani Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde öfkeyi ve şiddeti körükleyerek yerel zevk ortamı yaratacaksınız. Başka bir şey. Yani yıllarca ne dediler? Yıllarca dünya derbisi. Yok abi. Kimse umursamıyor ya. Umursamıyor kesinlikle. Kimse umursamıyor bizi. Bein Sport yayıncı kuruluş olmasa şu an derbinin izleyeceği ülke yok. Yayınlayan ülke de yok. Geçmiş yıllarda öyleydi. Dijitürk yani yayıncı kuruluşken bir veya iki ülkede yayınlanıyordu. Emin ol kendi taraftarları izlemiyor artık. Yani şu iş son haftalarda izlemiyor çünkü olmasa... ortada futbol yok. Yani futbol zevki herhangi bir görsel şölen yok. Yani Yunus'un demiş olduğu gibi yani karanlık ilişkileri örtbas edecek tuhaf bir şey var. Yani geçmişten bugüne gelen haftanın köpürtüldüğü, bir takım gerginliklerin abi önceden hazırlandığı. Konuşamıyor. Neyi konuşmak güzel? Fenerbahçe ile yaşanan olayları konuşmak. Ama Beşiktaş'ta konuş abi. İkinci ligden Trabzonspor'un kadroda düşünmeyip ikinci lige gönderdiği Mertcan diye bir oyuncuyu sen niye aldın? Konuşmuyor medya. Öyle değil mi? 1 trilyon verip o çocuğu niye aldın? Kimse söylemiyor. Bunun içinde ne var?
transfer şikesi mi var? Soruyorum, sadece soru olarak söylüyorum. Ya da başka para mı aklanıyor? Para ne mı oluyor? Aklanıyor. Yani bu ülkenin savcıları bunları görmemesi mi lazım? Fenerbahçe ile alakalı bu kadar 80 milyon euro 2014-2015 sezonu, doğru mu? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet. 80 milyon euro para harcadın. Ne oldu? İkinci oldu. Van Persie'ler 3 sene yatıp, doğru mu? 6'şer milyon, 7'şer milyon para aldılar gittiler. Fenerbahçe taraftarının bunun hesabını sormaması için ne gerekir biliyor musunuz? Beşiktaş'ta gerginlik gerekir. Bir motivasyon gerekli, evet. Artık ama burada yorumcular tabii ekmek yiyecek. Kanallar, spor programlarında günlerce konuşacak. Zaten futbol yok. Ne konuşacak bu adamlar? Tabii. Onlar da haklılar yani baktığı zaman iş tarafında. Kavga dövüş konuşacaklar. Bak o bana mı dedi. Bu işte yorumcularını alacaklar. Beşiktaş'ta Fenerbahçe'yle Galatasaray'la yorumculardan. Herkes zaten bir takım taraftarı kendince konuşacak. Evet. Yerel şey, yazılı medya tiraj yapacak. Sponsorlar buradan ekmek yiyecek. Yani bu bir sektör. Bir sonraki maç dört gözle beklenecek ki rövanş alınabilsin. Tabii tabii. Yani aynen öyle. Düzen böyle gidecek maalesef. Sektör şu böyle. İşte 100 liralık mala 500 lira verirlerse bunlara da ses çıkartamıyorsun. Maalesef öyle. Yani ben şimdi 3 lira hak ediyorsam bana 15 lira maaş veriyorlarsa her şeyi yapma hakkına sahip olacak. Öyle görecek kendini işveren. Ne yazık ki böyle yani. Aynen öyle. İşte bir tiyatro istiyor yani. Para kazandırın bize, bilet satın diyor. Burada bir tiyatro tabii, oynayın. Tabii, tabii, tabii. Bütün performansınızı da kiraz yerine getirin. İşte Konyaspor'da figüran olarak kullanılmak istiyorlar ama problem de kullanılmaması yönünde. Bizim mücadelemiz de bu yönde. Bir reklama gideceğiz. Reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Yansan Yangın ve Güvenlik Sistemleri'nin sunduğu Futbol Saati devam edecek. Güvenlik Sistemleri'nin sunduğu Futbol Saati devam ediyor. Futbol Saati'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümde bizim çok tatlı misafirlerimiz vardı. Onları ağırladık. Onun ardından da hemen maçın detaylarına geçmişken kendimizi alamadık. İstanbul'un gündemine biz de hapsolduk. Fenerbahçe, Beşiktaş maçındaki olayları Konyaspor'un sezon başındaki haksızlıkla da birleştirerek bir gündem oluşturmaya çalıştık ama tekrar maça dönelim isterseniz. Ben biraz bireysel performanslara değinmek istiyorum. Aslında sezon başında Medine konuştuğumuz en önemli konu. Serkan'dan başlayacağım. Sık sık övdük ama yine hani hiç öne çıkmadı dediğimiz maçta bile öyle bir kurtarışa imza atıyor ki yine aslında maçı bütün olarak görebilenler için, yani sadece pozisyon değil de bütünüyle bakabilenler için yine bir altyapı oluşturuyor. Kafada bir Serkan noktası kalıyor. Bir Serkan kırıntısı kalıyor diyelim. yine birkaç pozisyonda özellikle Trezeguet'in 37. dakikada evet pozisyonu vardı. Yine ikinci yarı bir pozisyon vardı. Çok net kurtarışlar yaptı. Neler söylemek istersin? Kayseri maçında da ilk yarıda iki tane net kurtarışı vardı. Akabinde o kurtarışlardan sonra takım daha maçın içinde kaldı ve ikinci yarıyı daha özgüvenli oynamıştı o maçta da. Bu maçta da aynı şekilde Trezeguet'in o karşı karşıya pozisyonunda hepimiz acaba attı mı derken yine inanılmaz bir kurtarış, inanılmaz bir refleks. Orada yine takıma bir özgüven aşılıyor. Yani Serkan her maç bunu yapıyor artık. Yani bu yapmadığı zaman garipsenecek bir durum olmaya başladı. Defansı da çok rahatlatıyor. Çok rahatlatıyor. Evet, stoperleri de çok özgüvenli oynattırıyor. Ya işte yavrum, rakip santraforu da bir şey veriyor. Hani geçtim karşı karşıyayım ama nasıl hala atacağım? İşim bitmedi. Hani bu da çok önemli bir korku bence rakip santraforlar için. İnşallah şu 4 haftamız kaldı. Artık Serkan bence milli takımın da değişmez kalecilerinden, değişmeyen kalecilerinden bir tanesi olması gerekiyor. Hatta birinci kaleci de olabilir. Tartışmaz sezonun en iyi kalecisi. Muazzamdı bu sene. Yani muazzam bir sezon geçirdi. Yani benim de hatırladığım Türkiye Ligi'nin en önemli kaleci performanslarından biri. Yani böyle birisi. 25 senedir böyle Bilfield Bildirim Ligi. Daha öncesini bilmiyorum ama bu kadar bir kalecinin ön plana çıktığı. Yani düşünün. Üst üste düşme potasındayız. Ligin en az gol yiyen 5. takımıyız. Aynen öyle. Bunda Serkan'ın büyük payı var. Tabii defansımızda mutlaka büyük payı var ama bir numara Serkan'dır yani. Ve bir de böyle hani elbette 3-5 haftalık böyle performans yükselişleri olur ama sezonun tamamında hiç düşmeden aynı seviyede kalabilmek muazzam bir başarı. Muazzam. Geçen sene şöyle bir iddia vardı. Yani Serkan'ın aslında çok da o yine rekorlar kırılmıştı geçen yıl, bir önceki yıl en az gol 8 golle mi? İkinci yarıda 8 gol yemiştik. 8 golle bitirildi.
Şimdi bu noktada şöyle bir algı devreye girdi. Konyaspor takım savunmasını çok iyi yapıyor. Serkan'a çok fazla iş düşmüyor. O yüzden Serkan istatistiksel olarak çok iyi görünüyor gibi bir söylem vardı. Belki o gün mantıklı gelen bir söylem. Ama şu an anlıyoruz ki Serkan'a iş düşse de aslında Serkan üzerine gereğini yapacakmış yani. Ferhat'a geçmek istiyorum. Sakatlığı oldu. Zaten herhalde yani... Sakatlığıyla ilgili bir bilgi verilmedi ama kulüpten... Yarın şeyi çekilecek. Öyle mi? Yarın belli olacak. Yarın belli olacak. Ağrısının çok gelen... yüksek olduğunu söylemişti doktor. Ama ilk muayenesinde çok olumsuz olmadığını, bu maç için çok olumsuz çok olmadığını şükür söyledi. Ama yine de yarın belli olacak yani. Net. Ömer Ali için de var. Aynen. O da mı öyle? Konuşacağız. Ömer Ali ile alakalı bir yırtık durumu var, tespiti var. Birkaç haftadan bahsediliyor. Bursa maçında yine oynamayacaktır muhtemelen. Öyle diye düşünüyorum. Onunla ilgili de bazı iddialar duyduk sosyal medyada. Evet. Çok sağlıklı iddialar gelmedi bana açıkçası. Ben kimseyle görüşmedim. Nikol Pinel'i, Ömer Ali'yle görüştüm ama böyle bir dünya yok. Ömer Ali arkadaşının düğünü için falan maçta oynamamak gibi bir şeye imza atması. Hiçbir futbolcu akıl yapmaz. Akıl almaz bir iddia o. Yani konuşmaya bile değmez ya. Ama maçta da olduğunu biliyoruz. Evet. Bu da sabit. Öyle de bir durum var. Ferhat'ı söyledik. Yani hepsi aşağı yukarı bir problem yaşadık ama beklerde bu sene daha fazla sorun yaşıyoruz. Çok fazla problem yaşadık ama Eren oyuna girdikten sonra yani bu sezonki en iyi performansından birisini gösterdi. Bir tane yine asist de damga vurabilirdi. Vurabilirdi. Kötü manada. Penaltıya sebep verebilirdi. Evet. Oradaki savrukluğu başımıza iş açabilirdi ama maçın genelinde çok da yani keşke Ferhat dursaydı dediğimiz anlar olmadı. Savunma tarafı biraz zayıf Eren'in. Hani hücumsal noktada mesela kornerler... Birkaç kez de böyle topla beraber ceza sahasına girdi. Friki kazandırdı. Evet. Tehlikeli. Yani top, duran toplarda özellikle ayağını iyi kullandığı için etkili kornerler duran topları kullanabiliyor ama işte savunma tarafı... Çok zayıf gerçekten. 1-0'dan sonra da bizim... Ama yine de bu seneki kadar bu seviyenin oyuncusu değil sanki. Yani Konyaspor'da bir şey oldu. Yani aslında üst düzey bir oyuncu. Savunma tarafı her ne kadar zayıf olsa da... Yani Başakşehir Rize Spor'dan transfer ederken boşuna transfer etmedi yani. Uzun zamanda oynadı. Hatta Ferhat Eren'in yedeğiydi Başakşehir'de. Uzun zaman Eren oynadı yani. Biz zaten bunu sezon başı Eren'i birinci sol bek olarak almadık. Öyle almıştık doğru. Ferhat yedek diye düşündüm. Ama bir şanssızlık, bir talihsizlik. Bir de bir başladı. Kısır döngüye girdi. Onun da özgüveni... Bir de sezon başı sakat geldi galiba. Uzun zaman... Bir bel sakatlığından bahsedildi. Uzun zaman oynamadı yani. Onun da etkisi olmuştur mutlaka. Oynadığı zaman da verim vermedi. Korkunç hatalar. Evet. Karaktarın gözünde bir de böyle kötü şeylere sebebiyet veren oyuncu kontenjanına girdiğiniz anda o baskı üzerinize çıkamıyorsunuz. Yani. Maç devamlılığı da sağlayamadığı için bu sene o da tabii oyuna olumsuz yansıyor. Hani bir oynuyor, sonraki hafta yedek, sonraki hafta sonradan giriyor falan. Tabii. Hani bu da futbolcuya ben haftaya oynayıp oynayamayacağım, ne yaparsam yapayım oynayıp oynayamayacağım garanti değil. Mesela onun tam tersi örneği şu an Selim'de yaşıyoruz. Yani evet. Uzun zaman Selim'in hakkında eleştiriler yaptık. Sürekli oynamaya başladığı formasının garanti olduğunu düşündüğü anda Selim'de büyük bir aşama gördük. Tabii bunda aynen. Sergin Hoca'nın da katkısı vardır oyunsal mantalite olarak ama maşallah Allah'ın nazardan korusun çok iyi gidiyorlar gerçekten. Iyi gidiyor. Aslında o ikisini beraber konuşmak lazım. Ali Turan, Selim ikilisi. Kesinlikle evet. İkili olarak konuşmak lazım. Yani müthiş bir tandem. Ve sağ dışında da çok iyi sürekli vakit geçirdikleri için herhalde yıllardır da beraberler. Onun etkisi oluyor gibi geliyor bana evet. İşte kolej takımı dediğimiz şey o abi bence. Yani eğer siz içerideki arkadaşlarınızla dışarıda da görüşebiliyorsanız dışarıda da bir şeyler, özel hayatınızda bir şeyler paylaşabiliyorsunuz, direkt yansıyor zaten içine. Valla şöyle bir durum vardı, Selim'le bir röportaj yaptık biz Yeşil Beyaz Konya Dergisi için. Selim'le de sohbet keyifli olur. Evet. Anlatır yani Selim kardeşimiz. Bayağı 3 saat falan sürdü herhalde bizim röportaj. Ben gitmiştir diye düşündüm. Mekana bıraktığımda Ali Turan bırakmıştı Selim'i. Çıktım hala orada hani bekliyordu. Bilmiyorum biz de çok samimiyiz de ben seni 3 saat bekledim bir kere abi. Açık söyleyeyim yani hani aralarındaki samimiyeti ifade etmek için söylüyorum. Yani tek başına orada 3 saat Selim'in röportajını bekledi. Yani sağ dışında da çok iyi anlaşıyorlar. Kesinlikle. Selim de Ali abisine karşı saygıda kusur etmiyor tabii. İnşallah... Selim'in bir de yapısı hani 5, 6, 7 sene oldu mu Selim Konya'da? Direkt ilk 11 oynadı. 2011-2012'den beri herhalde oynamaya başladı. 8 seneden fazla oldu. Yani bunların da belki 2012. 5 senesinde yedektir hani maç bazında topladığınız zaman. Hiç ne bir karıştırdı, ne bir arkada mikserlik yaptı.
sürekli bir maskot, takımın maskotu olma noktasında kendini ifade ediyor. Bu her gelen oyuncunun da bu sefer, hani bu adam 5 senedir yedek kalıyor, ses çıkartmıyorsa benim de çok fazla bir şey söylemeye hakkım yoktur'u belki söylüyor takım içerisinde. Yani evet, böyle bir psikolojik etkisi var. Hani Selim'in genelde spiritüel yapısı da takımın, yani bizim Konyaspor takımının daha iyi takım olma noktasında etkiliyordur diye düşünüyorum. Çimento gibi Selim. Evet. Herkesi birleştiriyor. Bir tarafında da şöyle bir niyeti var, objektif tarafı da var. Bunu kendisine sorduğunuzda net cevap alırsınız. Aslında en çok yedek kaldığı dönemler Aykut Kocaman dönemidir. Evet. Yani Selim en son Erciyes Spor maçında, ilk sezonki Erciyes Spor maçından sonra neredeyse forma yüzü göremedi. Doğru mu? Aynen öyle. Ama sorarsanız Selim'e yine Aykut Kocaman der. Tanıdığı en iyi hoca olarak. Bazı futbolcular kendisini oynatan veya en evet, verimli dönemini geçirdiği hocaları söyler ama Selim kendisini oynatmamasına rağmen çalıştığı en iyi takım hoca olarak. Takım menfaatlerini, kendi şahsi menfaatlerinin üstüne tutuyor. Aynen öyle. Bu noktaya da gelmek kolay değildi. Eto'ya geldiği zaman şey demiş. İşte hani sen dünyada bir efsane olabilirsin ama Konya'nın efsanesi benim demiş. Doğru ama ya. Yani. Benim mantıklarımla da uyuşuyor. Niye? Gülüşmüşler ben... falan. Eto'yu da çok seviyorum. Yani o anlamda bunu da Eto sorun etmemiş. Çünkü esprili bir şekilde söylediği için. Sen demiş dünyanın efsanesin ama burada demiş benim borum öter. Buranın efsanesi benim. Zaten çok gülmüştüm duyduğumda. Yani. Şey söyleyeceğim yani. Aykut Hoca'ya kendini kabul ettirebilen enter futbolcu. Evet, Aykut Hoca'nın evet, bir mesafeli tavrı var. Çok mesafeli değildir ama o tavrı öyledir. O. Siz de bilirsiniz yakında. Ama yani o kadar rahat, yani baktığında hocayı direkt güldürebilen, hocayı dalga gibi geçebilecek seviyede olan bir Selim vardır. Diğerleri yabancılar dahil herkes çekinir. Daha hocam, ne yapayım hocam oynamak için, yeter ya demiş bir seferinde. Hoca da ya Selim'e git demiş ya. Öyle bir diyalog da olmuş herhalde. Küçük anlatayım aklıma gelmişken. Avrupa maçı, muhtemelen Gent maçı dönüşü olması lazım. Ligde de bir maç var. Bu arada hoca sürekli rotasyona gidiyor ya, hatırlıyorsunuz evet, o sezonu. Evet. Ali Turan Gent maçında oynamış. Selim oynamıyor tabii. Normalde Aykut Hoca hiçbir futbolcuyla kadroyu konuşmaz. Yani sen oynayacaksın, oynamayacaksın demez. Son anda belli olur. Belki son saatte değişir. O konuda şeylik var. Böyle bir lavaboda denk geliyorlar. Hoca gülümseyerek Selim hazır ol diyor. Kayseri maçıydı herhalde, yanlış hatırlamıyorum. Kayseri maçında oynayacaksın diyor. Şimdi bu tüyoyu aldı ya, uçakta gelirken Altura'nın sarkıyor. Sen şey yapacaksın, oynamayacaksın Kayseri maçında. Çünkü ben tahmin ediyorum çok kötü oynadım bugün. Hoca seni kesecek. Öteki de diyor ki hayır kötü oynamadım yani. Yenildik eyvallah, çok kötü oynamadım. Yok yok kötü oynadın sen. Hoca seni keser. İddiaya giriyor. He, var mısın iddiaya? Ötekiler de ihtimal vermiyor hocanın ona kadroyla ilgili bir bilgi vereceğini. Çünkü hiç yapmadı iş. Ondan sonra sanırım Milano'sunaydı. Yani Milano'ya tatile gitmesine. Tabii kadro açıklanıyor. Selim kadroda. Ali Turay yok. Sonra açıklıyorlar. Katakulli'ye getiriyor. Hatta yani orada diğer oyuncular da var. Onlar da Ali Turan'ın tarafı olup iddiaya giriyorlar. Öyle de güzel bir hikayeleri var. Kim Hapsolun filminde bir sahne var ya. Kahveye giriyor. Herkes iddiaya giriyor. İşte ben de giriyorum. En son artık kahvecinin sahibi yağmur yağdıracaksın mevzusuna. Ben de giriyorum. Senin diyor bütün paranı biz alalım falan filan. Ona benzemiş bir olaydı. Aynen. En yakında bile girdiyse iddiaya. Yani aslında şöyle baktığında bunları konuşabilecek ancak zamanı ne zaman buluyorsun? Ligde iyi konumda oluyorsun. Kazanıyorsun. Keyfin yerinde oluyor. Biz bunları o zaman konuşabiliyoruz. Evet. Şunu Konyaspor'un unutmaması lazım. Hedefsiz de kalsa, camiaya söylüyorum bunu, hedefsiz de kalsa. 7. sırada 3 hafta üst üste kaybettin. Oo oluyor ya bizde. Olmasın abi. Şuraları gördük ya artık. Bir daha biz görmeyelim buraları. Hedefsiz kalalım ama şu tehlikeli ortamları görün. Ya yediğin yemekten tad alamıyorsun ki abi. Ya vallahi aldığım nefes zor gelmeye başladı. Evet, evet, hepimize yani hedefsiz kaldığın zaman da başka bir şeyler hedef edersin. Yani değil mi? Altyapıdan bir topçu oynatırsın iki tane. Hani o süreci öyle değerlendirirsin. O atıyorum ligin 6 haftası kalmış, sen 7 ile 9 arası geziyorsun. Mesela örnek veriyorum, 3 tane genç oynatırsın. En azından o çocuklar bir şans bulur. Onu da bir hedef olarak edinebiliriz aslında. Hani Konyaspor camiasına söylüyorum bunu yani. Hedefsiz kalmak dediğim geleceğin şey. Geleceğin yapılanmasına başlarsın. Hem yönetim, hem teknik heyeti, hem camiaya. Hani bir şeyin mutlaka bir koşturmacası vardır onu o anda. Yani öyle düşünsün de. Bir kere kurumsallaşma konusunda eksiklerim var işte. Bunları gider. Fırsattır yani. Ama bu takımın sürekli bu seviyede kalması lazım. Yani işte ne oldu? Dedik Gaziantepspor düştü, 27 yıl sonra düştü falan. Yani Konyaspor'un artık bu kafa takımlardan, bu ligin gediklisi, yani düşünülemez takım olarak
O algıda güçlü Konyaspor algısını bizim yerleştirmemiz. Şu an gençler birliğine hala düşer diyen insan çok az. Çünkü yılların çok tecrübesi bir şekilde kurtarır mantığı herkeste var şu anda. Ve o şey camiaya da siniyor. Camiye tabii. Bireysel performanslardan devam edelim. Yani Mehdi konuşuluyor. Mehdi aslında ilk yarıda da konuşuluyordu. Ama pozitif konuşuluyordu. İlk defa son haftalarda özellikle Antalya maçından sonra insanların zihninde köşeler kalıyor tabii. Yani kaçırdığı pozisyonlar, atamadığı goller. Biraz daha şu anda hedef tahtasında diye düşünebiliriz. Bu hafta içerisinde röportajımız da vardı Mehdi ile. Orada da sorduk. Zaman zaman düşüşlerin olabileceğini ama bunun transfer veya ayrılma isteğiyle alakalı olmadığını, yani devre arasında herhangi bir transfer teklifi geldiği için kafasını karıştırmadığını söyledi. Yani kabul edilebilir bir düşüş mü? Soruları da okuyayım ayrıca. Çağdaş Gültekin demiş, Mehdi'deki form düşüklüğü çok net göze çarpıyor, yorulmuş da olabilir. Ama bence bir yedek kulübesi gösterilebilir diye düşünüyorum demiş. Konyaspor transfer. Kasımpaşa maçının ikinci yarıda Mehdi'nin oyundan düştüğü için Johnson geri çekildi ve iki stoperin arasına girdi ve orta saha iyice boşaldı. Bu da top yapmamıza ve geri çekilmemize neden oldu. Ayrıca Volkan Şen'de adam kovalamaması bizim bocalamamıza katkıda bulundu diye düşünüyorum demiş. Volkan Şen bölümünü konuşacağız ama Mehdi ile alakalı. Mehdi de ikinci yarının... Pası da unutmayalım ama yani. Vedat'a atılan pası da unutmayalım. Evet. İkinci yarının başında beri bir düşüş var. Hani bu genel performans düşüşü var. Maç içinde de mesela çok enteresan. Yani bir şut atıyor Mehdi. Çataldan çıkartıyor kaleci mesela atıyorum. 3 dakika sonra aynı Mehdi bir vuruyor dağlara taşlar. Hani şut performansına da yansıyor. Oyun içinde attığı paslara yansıyor. İşte söyledim Vedat'a atılan pas. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Pası o attı. Ben de o biliyorum. Mehdi attı. Ama ondan 3 dakika önce inanılmaz bir şekilde topa alıp da hani rakibi attığı bir pozisyon olabiliyor yani. Maçın içerisinde de iniş çıkışı çok fazla. Bence sezonun ilk yarısındaki Mehdi biraz kendi performansının üzerinde Mehdi'ydi. Yani o performansı beklentisi bizi biraz yanıltıyor. Çünkü bizim ilk yarıdaki kadromuzda çok fazla efektif oyuncu yoktu. Bunu Mehdi kendisi üstlendi, sorumluluk aldı ve bunu da çok iyi başardı. Biz o zaman beklentilerimizi yükselttik Mehdi ile ilgili. Belki o da bana biraz sistemsel evet, ileride oldu. Üretemeyen yetenekli oyuncular yoktu. Mehdi aldı götürdü, çalım yaptı, çok hoşumuza gitti. Ama şimdi ikinci yarıdaki şeyi de hem sakatlıktan sonra dönüşü zaman zaman artık o kimliğinden sıyrılıp pas vermesi gereken yerlerde pas vermemeye falan başladı. Gereksiz şutları da oldu. Kendisine de bunu farkındadır. Yani çok her pozisyonda aşırı özgüvende iyi değil. Yani pas verilmesi evet. Gereken yerde pas vermesi gerekiyordu Mehdi'nin. Bunu da kendisi anlayacaktır ama ikinci yarıda genel bir fiziksel düşüş de var Mehdi'de. Aynen öyle. Fiziksel düşüş tarafı beni daha çok ilgilendiriyor. Ceza sahası içerisinde önündeki topa bazen vuramayıp bazen çıkaramadığı o güçlüğü hissediyorsun yani. Güçle alakalı bu da. Bu oyun kuvvet oyunu. Kuvvetliysen ayakta kalıyorsun. Kuvvetliysen o istediğin yere vurabiliyorsun. Teknik dahi kuvvete bağlı abi. Aynısını yani kuvvetin yerinde değilse çok teknik ol, hiç önemi yok. Volkan Şen ilk zamanları öyleydi. İlk oynadığı Konya'daki maçta 2-3 kişi geçiyor, tam pas verecek. Basit bir pası gücü bittiği için veremiyordu. Ama mesela bu hafta Volkan Şen'e madem geçmiş olalım, ilk defa sol kanatta oynadı yanılmıyorsam gayet iyiydi. Yani hücum yönünden sol kanatta oynaması gerektiğini gösterdi. Tabii kendi yener, istemiş artık yani. İstemiş fedakarlık midir? Yaparak oynuyorum sağda ama ben solda oynuyorum. Solda mı? Yani gösterdi de bunu ispatladı, güzel de asist yaptı. Yani onunla da görmüştük fiziksel gücün ne kadar önemli olduğunu. Yani şeyi tartışmayacağım, sormayacağım. Hani Volkan gibi bir oyuncunun bitirebilse Konyaspor'da olmayacağını bildiğim için yani bitirememe noktasındaki problemini konuşmayacağım. Çünkü muazzam, oraya kadar zaten muazzam geliyor. Onu da yapmış olsa yani ben o kalitenin evet, Avrupa yapacağını kesinlikle düşünüyorum. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Yani dar alanda bu kadar çabuk kısa şeyde adam geçen oyuncu çok az Türkiye'de. Yani savunma anlamında da bazı oyuncular yapmıyor. Yapmadığını bilerek oyuna alıyorsunuz. Yani evet arkasında zaman zaman arkasında oynayan oyuncu çıkmıyor. Sorun yaşayabiliyor ama yapacak yani bir şey yok. İstanbul takımları bunu tolere edebiliyor mu? İşte Anadolu takımlarında savunmaya ihtiyaç olduğu için biraz sıkıntı oluyor işin üstü. Bu neyle kapatıldı? Yani zaman zaman orta sahadan kaydırıldı. Fofana eksiksiz görevini yaptı. Neyle kapatıldı onu da söyleyeyim. 2 haftadır muazzam bir performans Johnson'la kapatıldı. Oraya nerede gelecektim. İhtiyaç var, nerede gedik var. Her yeri kapattı, yetişti. Mehdi'den aslında şey Volkan'a değil direkt bir şeye geçmeliydik. Yonkana. Kesinlikle inanılmaz çünkü bir performans gösteriyor. Kötü bir Mehdi'yi tolere eden, aynı zamanda kendi görevini yapıp Mehdi'nin açığını da kapatan zaman zaman. Zaman zaman işte o Volkan'ın açığını kapatan bir
top kaptırdı. Çok kötü bir pozisyona neden oldu. İnsanların kafalarında böyle şeyler kalır. Tamam, pozisyon ondan geldi. Trezeguet'in pozisyonu ama yani yapması gereken neyse o, hiçbir ekstraya girmeden tam orada bulunması gereken yerde bulunan bir oyuncudan bahsediyoruz. O tip bir oyuncuya da ihtiyacımız var bizim orta sahada. Hani devre arası transferinde hep konuşuyoruz. Ha, yedek anlamında evet. Aslında direkt ikisi hem o çeviklikte hem o zekada, oyun bilgisi anlamında söylüyorum. Zekadan kastım o. Öyle bir oyuncuya da ihtiyacımız İki var. İki oyuncumuz doğru. Mesela Johnson'la o X şahıs futbolcu alabilseydik, oynatabilseydik o anlamda. Mate'den de daha fazla verim alabilirdik. Milosevic enerjisinin büyük bir çoğunluğunu orta sahaya yardım amaçlı kullandığı için hücumda kendini çok fazla ifade edemiyor. İşte evet. Keza Mate de öyle. Kanat oyuncuları keza öyle falan. Hani o iki tane çapa dediğimiz iki orada eksik kaldık ya. Evet yani biz mesela yani Orkan'ı yedek oturtana kadar bir ön libero veya bilemediniz bir stoper de oynayabilen ön libero alınabilirdi. Bunu sezon ikinci arasında tamamen yaşadık, sürekli yaşadık, karşımıza çıktı. Hala da yaşıyoruz her maçta. Mesela bu hafta hem Moke hem Milosevic eksik. Bir de evet. Ömer Ali oynamayacak durumda olursa yani nasıl bir üçlüyle çıkarlar bilemiyorum yani. Johnson Mate çıkacak mecbur. Yani Johnson, herhalde forvet arkasında Milosevic olmadığı için Orkan, Fofana, Volkan Şen gibi mi olur? Belki Volkan Fındık veya olabilir. Vedat olabilir. Vedat bu hafta güzeldi. Evet, Vedat olabilir. Doğru. Ya ben tahminimi söyleyeyim. Moke'de bir sıkıntı yok. Johnson'da yok, doğru mu? Moke cezalı. Ha, özür dilerim. Cezalı. Milosevic de cezalı. Milosevic cezalı. İkisi de cezalı. Doğru. Skubic eski yerine. Milosevic'siz bir de görelim takımı. Evet, görelim. Yani Milosevic'ten 10 numara beklentisi var. Yani takım oyununa katısı çok ama 10 numarayı da tam olarak yapamıyor. Ben onu da çok beğeniyorum. Yani. Ben bayılıyorum Milosevic'e. Yani Milosevic ile Johnson'u ben ikisini de çok beğeniyorum. Sadece Milosevic'in şu konuda eleştiri yapıyorum. Şimdi işin şey tarafı, Johnson tarafı oynaya oynaya, biraz daha öğrene öğrene. Yani takım savunmasını çok fazla maç, çok fazla fotoğraf hafızası, çok fazla pozisyon hafızası elde ederek o bölümde geliştirirsiniz. 23-24 yaşındaki oyuncu 2 yıl sonra müthiş olur, örümcek olur orada yani. İnanılmaz tecrübe edinir. Ama Milosevic'te şunu eleştirebilirim ya. Skor katkısı biraz daha fazla olmalı. O bölgede oynayan şut bir oyuncu. Şut atmıyor son haftalarda ya. Şut atmıyor. Yani biraz daha dene, arayı dene, asisti dene, şut atmıyorsan biraz daha inisiyatif yani, almada eksikliği ama var. Pozisyon bilgisi, yıpratma, rakibi yıpratma, arkadaşlarla açığı kapatma. Galiba en büyük sıkıntısı da top kontrol ederken bir dönme ihtiyacı hissediyor. O bize çok şey yapıyor. Yani pozisyon kaybına sebep oluyor mesela. Milosevic oynuyor biraz. Milosevic hani enerjisini onu dedim. Enerjisinin büyük bir çoğunluğunu tam takım ideal bir orta saha oyuncusu aslında. Evet. Harcıyor şu ara mecburen. Aslında takımda geçen sene de böyleydi. Alıp dikine gidilme kabiliyeti olan en önemli oyunculardan biri. Şey için söylemiyorum bunu. Fofana ve Volkan'dan öncesi için. Dikine gidip top kaybetmeme aynı zamanda. Bir de kaybetmiyor. Gerekli zaman frene sene. Basıp pas verebilen bir oyuncu. Şutla 18 çevresinden. Şimdi böyle de tamam biz severiz, beğeniriz ama genel taraftar bir süre sonra hedef tahtasını oturtmaya başlar. Yani. Bir iki skor katkısı gelmek zorunda. Şimdi 10 numara oynatıyorsun. Yeri geldiğinde çoğu zaman ceza sahasına santrofordan sonra en çok giren oyuncu bu. Doğru mu? Bu oyuncunun şimdi sezon sonunda baktığında 2 gol 2 asistle kalırsa bir süre sonra göze batmaya başlar. Evet. Doğru. Bir de genç yaştaki bir oyuncu biraz mesafe kat etmesi lazım. İşte orada biraz ben hani Milosevic'in bu performansında bizim orta saha sertliğimizin düşük olmasına da bağlıyorum. Haftalardır destek vermek zorunda kalıyor. Yani Mehdi işin savunma tarafında yani tamamen savunma tarafı yap dediğin zaman kart görme ihtimali çok yüksek bir oyuncu. Şimdi hücum tarafına destek ver dediğin zaman bu sefer Johnson yalnız kalıyor. Aslında Milosevic mesela ön libero evrilme gibi bir şansı olsa Mehmet Hoca bir maçta denemişti onu da. Evet. Yani sezon içinde denenecek bir şey değildi yani ama o potansiyel var ön libero gibi. Şu kadro yapısında Moke Johnson dışında da orada alternatifimiz yok gibi. Yani şu anda yok evet. Yani Volkan Fındıklı savunma yapman gerektiği zaman hani hava topu alsın falan gibisinden düşünülebilir yani ama akan oyunda Volkan Fındıklı her zaman sıkıntıdır ya. Akan oyunda öyle tabii. Hücum ettiğiniz zaman öyle. Fofana için bir şeyler söylemek lazım. Birisi demiş ki Abdullah Şamçı Fofana az daha tribünleri de çalınlayacak demiş. Güzel. Aynı Volkan gibi değerlendiriyorum Fofana'yı da yani. Evet, müthiş teknik bir oyuncu, müthiş adam eksiltiyor. Nasıl tarif edilebilir? Türkiye Ligi'nde yok. Aşağı yukarı yani bu seviyede Volkan gibi, Fofana gibi iki tane oyuncunun da aynı takımda olduğunu düşünerek en efektif kanat oyuncuları diyebilirim. Doğru mu? Valla Fofana için bal yapmayan arı diyorum şimdi ben. Şimdi geleceğim. Yani oraya kadar işte. Volkan'ın yani mevzu asist yaptı bu hafta. Şeye kadar işte, ceza sahasına kadar. Oraya kadar muazzam. Sonra yok.
İşte sonrası biraz sıkıntı. Hani bizim mesela hücuma çıkamadığımız zamanları da Fofana'nın ayağına baktığımız çok oluyor. Ama o da çıkartıyor bir şekilde hücuma. Destek de gelse pası veri vermiyor. Üçüncü bölgeye taşıyor, taşıyor. Yani hiç işte onu çözemediği zaman belki de bizim en iyimiz olabilir. İşte hani bir noktadan sonra üçüncü, hadi dördüncüyü de çalımladın. Abi dönüp tekrar çalımlama şeyine düşüyor. Hani Fofana ve Volkan Şen'in yapacağı iş bir takımı tabii ki hücum alanına sevk etmek. İki, gücü nispetinde hücum oyuncularını gol pozisyonlarında buluşturmak. İşte Volkan bunu yaptı mesela bir tane pozisyonda. Beş kişinin attın, arasından top attı. Evet. Gol attın, oyun değişti. Şimdi Fofana'dan da bir en az iki maçta bir ya da üç maçta bir asist desteği alabilsek rakibin savunma performansı verecek olan oyuncularının bir kısmı da oraya kayacak. Şimdi Fofana'nın karşısında durduğunuz zaman rakip oyuncular yavaş yavaş çözmeye başladı. Çalım yemeyip sabit durduğunuz zaman Fofana'nın çok fazla bir etkisi olmayacağını biliyorlar. Böyle doğru ama bu bireysel performansa dönüyor biraz. Ama Konyaspor'un yani Sergen Hoca'yla daha hani o uzun süreli çalışmadığı için ezberi yok daha fazla. Atak organizasyonu noktasında oluşturulmuş bir altyapı yok. Biraz da buna da bağlamak lazım. Eğer düşünün bir de yani hem Volkan'dan hem Fofana'dan yararlanıp ceza sahasına bu kadar kolay girdiğimizde skora. Bir de skora döndüğünü. Ki forvetiniz Eto gibi bir oyuncu. Evet yani. Bitirme noktasında hiç problem olmayan bir oyuncu. İş başka bir yere gidebilir. Ama hani o Fofana'dan, o Volkan'dan o noktayı almak da şeye götürür işte. Bursa'nın şampiyonluğuna götürür sizi. %100. Hikayeyi yani hikaye oraya doğru döner yani. Strateji var. Dediğim gibi beraber çalışma, beraber zaman geçirme. Hocanın da daha burada 6. haftası. Aynı zamanda psikolojik faktörler var. Yani sonuç alıyoruz. Daha hiçbir şey deneyemiyor. Taş üstüne taş koyma şansımız yok. Ben hocayı çok iyi anlıyorum. Tabii tabii. Şu anda kazanıyoruz da. Tabii şu anda evet, inşaat süreci değil yani. Şu anda sonuç alma süreci. Ve hoca ne yapması gerekiyorsa çat onu yapıyor. İnanılmaz. Bir tweet attım. Hani hatta bazıları yanlış anlamış. Yani ancak bir şey ancak bu kadar bir şey olabilir. Yani neyse adı o kadar olur yani. Hani hesaplarsın şuna bir yaz, şuna üç yaz, şuna bir yap. Öyle geliyor. Çok ilginç. Hani bekliyorum ki. İnce ince ya, yazılmış bir senaryo gibi değil mi? Yani tamamen hani uygulanıyor. Alışık değiliz ya biz böyle bir süre gelen bir şeye alışık değil işte. Ne olmalı? Sivas'a kaybetmelisin de. Allah korusun hani örnek veriyorum. Gidip Bursa'yı yenmelisin falan. Hani biz böyle absürtlüklere alışık olduğumuz için. Gayet evet işte Osmanlı ile beraber kal, içeride Kayseri'yi yen. İşte bu Sivas'ı yen pardon. Ondan sonra Antalya ile beraber kal, içeride Kasımpaşa'yı yen. Muazzam gidiyor ya. Hani bir şey de denmez yani. Şeytan kulağına kursun dediniz. Maşallah diyelim gerçekten. Şeytan kulağına bir de yani bu 5 maçlık süreçte yendiğin 3 takım ligin popüler takımları. Yani flash takımı Sivas ve Kayseri. Deplasmanda da puan aldığın takımlar senin doğrudan rakiplerin. Yani şimdi bazı yorumlar oldu. Hani niye 3 puan olmadı, 1 puan oldu falan gibisinden. Ya bu işler öyle olmuyor ki ya. Sonuçta o rakipler de senin maçını hedef maç olarak yani görüyor. Osmanlıspor senin maçını mutlaka kazanmak istemiş ki sonraki fikstürü çok tam zor. Tam tersine döndün. Antalya bize geliyor olsaydı 3'ü yazardın kafanda. 3'ü yazardın. Evet aynen öyle. Yazmamız Antalya lazım. Antalya 1'i evet, kafasını yazardı ki Antalya evinde sana karşı savunma yaptı. Bir de oyunu var. Öyle. Pozisyon bulamadı. Pozisyon bulamadı. Onlar bir puan açıkça oynadılar. Yenilirse Antalya... Başına neler geleceğini aynen, çok iyi biliyordu. Evet. Osmanlı maçında benim hatırladığım bir Serdar Gürler pozisyonu var. Başka Osmanlı'nın başka da bir şey yok ama senin net... İki maçı da kazanabilirdik ya. Çok kesinlikle evet. Ha ne olur bu kadar coşkulu başlamazsın evinde olduğu gibi. Bu kadar kontrol sende olmaz. Ama Konyaspor kazanmak için elinden gelen her şeyi de yaptı yani. Bursa maçında hani geçeceğizdir muhtemelen ama... Bence çok büyük bir avantajımız şu. Pazartesi... Bence geçmeyelim ya. Böyle kalalım. Kazınmaca macunu konuşalım duralım. Çok keyifli ya. Bursa maçında bence en büyük avantajımız şu olacak. Rakiplerden sonra oynayacağız. Belki dezavantaj olacak bilmiyoruz ama. Bununla ilgili bir mesaj vardı bana bugün. İsmi de ben de düşünüyorum avantajı olacağını. Cumartesi pazar oynayacak ya abi Mehmet şimdi. Mehmet Kartal demiş. Yani Bursa aynı saate alınabilirdi diye bir iddia aynı var. Yok o son 2 hafta veya 3 hafta kalı yaparlar onu. Şimdiden yaparlar. Bir de şey açıklandı önce. Haftalar öncesini açıkladı zaten. Ha, bu son 3 haftayı belki yapabilirler. Bu maçtan sonra. Günler saatler belli değil ya. Doğru. Son 3 haftayı yapabilirler. Şimdi cumartesi oynuyor 3-4 rakip. Pazar oynuyor 3-4 rakip. Her şey bitiyor. Ondan sonra siz oynuyorsunuz. Bu mesela şöyle bir plan yapalım. Hep deplasmanda bir puana gidiyoruz değil mi? Öncelik bir kazanmak tabii ki mutlaka. Bir puanı cebe almak. Cebe almak ama. Önce bir cebe alalım. Yenilmemek. Öncelikle hedef yenilmemek yani. Şimdi velev ki bu su haftaki cumartesi pazarki maçlar çok lehimize gelişti. Bursa'da rahatladı.
Bursa'da rahatlayacak. Orada belki Sergen Hoca içerideki başladığı gibi başlayıp 3 puan alıp işi bitirmeyi planlayabilir. Çünkü rakipler de kaybet diye kaybederseniz 1 puan kaybedeceksiniz ama kazanırsanız 2 puan kazanacaksınız gibi bir düşünce yapısı olabilir. Ama rakipler kazanırsa... Sonuçlara göre değişir tabii. Tabii rakipler kazanırsa 1 puan olabilir tabii. Koyayım. Yani içerideki sağ... Ama sanki iki takım açısından beraberlik böyle. Evet, şu pozisyonda öyle. Çizelge gibi yani. Evet, kimseyi öyle üzmeden. Yani saha içerisindeki faktörlere baktığınız zaman Bursa Spor'dan çok çekinmek gibi durum şeyimiz yok ama. Çok kötüler abi. İşi nasıl, yani ben Osmanlı ve Antalya Spor maçından daha mutluyum saha içeri. Orada aynen tek etken hani taraftar gücü Bursa Spor'u belki canlandırabilir. Bizim maça da özel önem veriyorlar biliyorsunuz aramızdaki rekabette. O zorluk olabilir. Biz de gideceğiz inşallah bir 1000 civarı evet, taraftar. Evet, onunla alakalı bir soru vardı hemen. Pazartesi de olması biraz Bursa deplasmanı güçleştiriyor kalkacak ama. Kalkacak. Mustafa Doğan. Kalkacak inşallah. Şimdi çalışmalar başladı. Bir de 1 Mayıs sözünüzü kestim. Ertesi evet gün resmi tatil olduğu için deplasmana giden taraftarlarımız gönül rahatlığıyla gidebilirler. Dönüşte o tatil. O gün izin almaya da. O gün izin evet. O gün izin. Tarihi, ay sonu tarihi olduğu için ama o gün Kandil olması var. Kandil, Berat Kandili. Doğru. O Berat da çok Kandili etkiliyor. Evet. Ama her türlü şartta biz oraya minimum 1000 kişi götüreceğimizi düşünüyoruz. İnşallah tabii. Gitmek de gerekiyor. Ama çalışmalar da başladı. İnşallah yakında ya da duyurulur zaten organizasyon. Bu takım bunu hak ediyor. Atabey'i Nizamül Konyaspor, Konyaspor transfer gibi gizli stoperimiz müthiş işler yapıyor, hiç görünmüyor demiş Johnson için. Evet. Onu da ekleyelim bu araya. Son cümleleri alayım. Tekrar. Son cümleleri Bursa Spor maçı bizim için inşallah çok güzel bir sonuçla neticelenir. Yani yaklaşık 2 ayda çok büyük sıkıntılar çekiyoruz. Her hafta çok kritik, telafisi olmayan maçlar oynuyoruz. Sanki hafif hafif artık böyle kaza kaybetsek de bir tolerans edebileceğimiz haftalara girdik. Çünkü önümüze 2 galibiyet yetiyor gibi gözüküyor. Bursa Spor maçının o rahatlığının yansıyacağını düşünüyorum. Ben puan alacağımızı, bunun 3 puan da olabileceğini düşünüyorum işin aslı. İnşallah. Aynen. Haftalar ilerledikçe o hani kaybetmeme baskısı azalıyor takımın üstünde. Bu daha rahat oynamalarına sebep olacak bu hafta Bursa'da. Bursa Spor'un da ben ikinci yarıdaki performansını izliyorum. Karabük Spor'dan sonra en az puan toplayan takım. 11 puan toplamışlar ki 3 puanı Karabük'ten bu hafta aldılar. Konya Spor'un daha sağlam bir ruh haliyle gideceğini ve oradan minimum 1 puan, belki 3 puan dönüp Allah'ın izniyle bu işi de Karabük maçı sonrasında %80-90 bitireceğimizi düşünüyorum. İnşallah. İnşallah. Keyifli bir program oldu. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ağzınıza ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Özel misafirlerimiz de vardı. Özellikle onlara teşekkürler. Çok şenlendirdiler bizi. Çok teşekkür ederiz. Bütün çocuklarımızın tekrardan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Kasımpaşa maçıyla güzel bir hafta geçirdik bu hafta. İnşallah gelecek hafta Bursa Spor maçı sonrası da aynı duygu halinde oluruz. Aynı neşemiz, heyecanımız, coşkumuz devam eder diye umuyoruz. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Yansan Yangın ve Güvenlik Sistemleri futbol saatini sundu.